zamanlarda Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası olarak adlandırılan yapı hakkında kısaca bilgi vereceğim. Su içerisinde bulunan fitoplanktonlar ya da mikroalgler tarafından fotosentez ürünü olan karbonhidrat türevi yüksek koloidal özelliğe sahip ekzopolimerik polisakkaritlerden meydana gelmektedir. Bu salgı tamamen canlının kendi yaşamını idame edebilmesi için öncelikle tek hücreli olan bu canlılar bir arada bulunabilmek için kolonyal form oluştururlar ve bunun içinde mukus salgılarlar. Bunun haricinde su içerisinde yön değiştirme, hareket etme ya da kendini koruyabilmek için bu mukus salgısını doğal olarak oluştururlar. Böylece yaşam süreçlerinde oluşan bu salgı tamamen doğal bir üründür. Daha sonrasında ise bu canlılarla ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse deniz içerisinde bulunan fitoplanktonlar ya da mikroalgler su içerisinde askıda bulunup aktif hareket etme yeteneği olmayan, pasif bir şekilde hareket eden fotosentetik, tek hücreli ya da çok hücreli organizma gruplarıdır. Özellikle ortam içerisinde çok yoğun bir şekilde azot ya da fosfor gibi bileşiklerin bulunması bunların çoğalmasını, büyümesini ve çoğalmasını arttıran etkenlerden bir tanesidir. Daha sonrasında yaşamlarını idame edebilmeleri için sürekli bu besinleri kullanırlar ve fitoplanktonların aşırı derecede çoğalması sonucunda aynı zamanda toplu bir ölüm de meydana gelir. Bu hücrelerin bir arada ölmesiyle mukus serbest hale gelir. Etraftaki bulunan partiküllerle birleşerek şu an Marmara Denizi'nin yüzeyini tamamen kaplayan deniz köpüğü ya da deniz kiri olarak adlandırılan yapıyla karşı karşıya gelmekteyiz. Peki bu deniz köpüğü ya da deniz salyası nasıl meydana gelmektedir? Bunu tek bir sebebe bağlamak aslında yanlış olur. Birden fazla etkeni vardır. Ben bunu 5 farklı kategoride size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle birinci sebep olarak dünyanın da etkisi altında olduğu bir küresel ısınmadan tabii ki denizlerimiz de etkilenmekte. Marmara Denizi de bulunduğu konum itibariyle son 40 yıldaki incelemelere baktığımız zaman 2 ila 2,5 santigrat derece arasında bir su sıcaklığı artışı görülmektedir. Belki bizlere 2-2,5 ne olacak gibi gelebilir ama deniz içinde yaşayan özellikle sıcaklığa çok duyarlı olan mercan gibi organizma grupları için oldukça önemli bir sıcaklık değişidir. Hatta onların tamamen ortadan kalkmasına bile neden olabilir. Sadece mercanlar değil, onların içerisinde yaşayan balık larvaları, balıklar ya da deniz kabukluları gibi çeşitli deniz canlıları da onlarla beraber maalesef yok olabilirler. Bu sıcaklığın artmaları devam ettiği sürece. Peki müsilajla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Müsilajı üreten fitoplanktonlar mezofilik canlılardır ve bunlar sıcaklık arttıkça üremeleri ve çoğalmaları gittikçe hızlanmaktadır. İkinci önemli etkene değinecek olursak Marmara Denizi'nin bulunduğu jeolojik özelliktir. Marmara Denizi, Karadeniz'den gelen su akıntıları, aynı zamanda Akdeniz'den gelen su akıntıları ile beslenmektedir ve iki tabaka meydana getirir. Bu tabaka içerisinde sirkülasyon oluşmasını engellemektedir. Normalde açık denizlerde ya da okyanuslarda dairesel bir sirkülasyon meydana gelirken Marmara Denizi'ne özgü doğu-batı şeklinde bir deniz sirkülasyonu ya da akıntısı meydana gelmektedir. Bu akıntının müsilajla alakası şu şekilde açıklayabiliriz. Deniz canlılarının daha doğrusu bu fitoplanktonlar çoğalmaya başladığında akıntının hızıyla beraber parçalanmalar, mukus parçacıklarının etrafa sıçılması ortaya çıkar ve böylece parçalanan yapılar bakteriler tarafından çok daha rahat bir şekilde parçalanıp ortamdan uzaklaştırılabilmektedir. Ancak Karadeniz'den gelen akıntı, özellikle Marmara Denizi'nin üst kısmı bu akıntıyla beslenmekte. Boğazlardan geçtikten sonra açık alanda gittikçe yavaşlamakta, özellikle körfezlerde ise durgunluk haline gelmektedir. İşte müsilajı oluşturan organizmalar için bu onların en istediği optimum şartları sağlamaktadır. Üçüncü önemli etken ise fitoplanktonla beslenen canlıların ortamdan uzaklaşması ya da avlanma sonucunda ortamdan tamamen azalmasıyla alakalı diyebiliriz. Çünkü fitoplanktonlar ya da mikroalgler besin piramidinin en alt kısmını oluşturmaktadır. Bu da şunu ifade eder. Birçok organizma grubu bu fitoplanktonlarla besleniyor. Balıklar, deniz midyesi, deniz salyası, işte deniz hıyarı gibi çok çeşitli deniz kabukluları ile ilgili çok çeşitli canlı grupları bu organizmalarla beslenmektedir. Ancak bunların sayısının azalması tabii ki fitoplanktonların gittikçe artması, bunların eksilmemesine neden olmaktadır. Bir diğer etken ise müsilajın kendi kendini beslemesi. Bu ne anlama geliyor? Fitoplanktonların hızlı bir şekilde ortamda bulunan azot ve fosforlu bileşiklerin bulunmasıyla aşırı derecede çoğalması, aynı zamanda 2-3 haftalık döngüleri süresinde toplu ölümlerine neden olmaktadır. Ve dibe çöken bu organizma atıkları bir şekilde yine bakteriler tarafından çözünüp ortama tekrar azot ve fosfor gibi bileşikleri sunmakta ve bununla beslenen organizmalar
organizmalar tekrar tekrar çoğalma ve büyüme evresine girmektedir. Bu şekilde müsilaj artık kendisine bir substrat oluşturmuş ve kendi yaşamını idame edecek bir şekilde gelmiştir. En önemli etkene gelirsek bu da tabii ki Marmara Denizi'ne atılan atıkların, dolaylı ya da doğrudan atılan atıklar, özellikle 70'li yıllardan sonra şehirleşmeyle beraber evsel atıklar, endüstri ve sanayinin artmasıyla beraber endüstriyel atıklar, ticaretin, özellikle gemi ticaretinin çok yoğun olduğu bu bölgede gemiden gelen atıklar ve tarımdan gelen atıkların her biri Marmara Denizi'nin değişen iklim şartlarıyla beraber aşırı derecede yüklenmesine sebep olmuştur ve bu canlıların burada çoğalmasına fırsat vermiştir. Bu yüzden ekolojik etkisinin ve ekonomik etkisine bakacak olursak, ortamdaki organizmaların tamamen çeşitliliğinin azalmasına, fitoplanktonun yüzeyi bir bariyer gibi kaplaması diğer canlıların yaşamını tehdit altına almakta. Deniz fauna ve florası ciddi anlamda bu konuda etkilenecektir. Tabii bunun bir de ekonomik etkileri var, etkileri olacaktır. Bu ekonomik etkilerden başta o bölgede yaşayan insanların sağlığı, daha sonrasında turizm ciddi anlamda etkilenecektir. Onun haricinde o bölgede ağır sanayinin soğutma suyu olarak kullandığı deniz suyunu artık kullanamayacak hale gelmesi durumları büyük ekonomik kayıplarını da beraberinde getirecektir. Maalesef ki bununla beraber hem abiyotik ortamın oluşması, yani oradaki ekolojinin çökmesine, hem de ekonominin kötüye gitmesine neden olacaktır. Ve burada bu aşamada ne yapmamız gerekirse, atıkların mümkün olduğunca atılmaması, diğer bölgelere bulaşıp bulaşmayacağı konusunda da birçok sorular sorulmakta. Evet, diğer Karadeniz ya da Ege, oradan Akdeniz'e yayılabilir mi? Eğer bu şekilde atıklarımızı attığımız sürece, bu kadar yaygın bir şekilde değil ama bölgesel bu fitoplanktonların ya da bu organizmaların çoğaldığını maalesef göreceğiz, karşılaşacağız. Neler yapılmalı? Atıklarımızı kontrollü bir şekilde atılmalı. Tamamen arıtım tesislerinden ciddi bir şekilde arıtıldıktan sonra verilmelidir. Ciddi bir atık yönetim planı ortaya çıkartılmalı. Bu sadece denizlerimiz için değil, aynı zamanda akarsularımız, göllerimiz ve yeraltı kaynak sularımız için de değişen iklim şartlarıyla paralel bir şekilde düzenlemeler gerçekleşmelidir. Bugüne kadar yapılacak her bir adım, ne olursa olsun, günü kurtarmak için değil, geleceğimizi kurtarmak adına yapılmalıdır.